Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Gelecek hafta yapılacak kitap fuarına çok emin değilim. Senin sevdiğin yazarlar gelecekmiş cümlesinde biz hem bitmiş bir cümle olduğu için noktayla bitiririz. Aynı zamanda da ara sözleri ya virgülle ya da kısa çizgiyle bu şekilde gösteririz. O nedenle bir yanlışlık söz konusu değil. Şinasi Tanzimat döneminde etrafındaki gençlere hocalık yapan önemli bir sanatçıdır cümlesinde Yine noktayla bitiririz cümlemiz tamamlandığı için. Şinasi özne olduğundan virgülle belirtiriz. Ve tanzimat dönemi özel isim olduğundan burada yine kesme işaretiyle gelen ekleri ayırırız. Herhangi bir noktalama yanlışlığı söz konusu değil. Zeki Müren Türk müziğinin büyük ustası. Ölümünün 23. yıl dönümünde törenlerle anıldı cümlesi yine bitmiş tamamlanmış bir cümle olduğundan nokta getiririz aynı zamanda Zeki Müren ile alakalı bir açıklama sözü bulunduğundan, ara söz bulunduğundan burada da yine virgül kullanabiliriz. Yine doğru kullanımdır. Fuzuli Bağdat'ta doğmuş, 16. yüzyıla damgasını vurmuş bir şairdir dediğimizde özneyi belirtmek için virgül kullandıysak ilk cümlede sıralı cümleyi bu defa noktalı virgülle ayırırız. Aynı zamanda doğum yeri tam olarak bilinmediğinde emin olunmayan bilgilerde yine yay ayraç içerisinde soru işareti getiririz. Bağdat özel isim olduğundan gelen iki kesme işaretiyle ayırırız. Böylelikle herhangi bir yine noktalama yanlışımız söz konusu değildir. Türkiye Amerika ile ilişkilerini bir süre askıya alma kararı verebilir cümlesinde ise Türkiye burada özne olduğundan virgülle ayırmamız gerekirdi. O nedenle doğru cevabımız kesinlikle E seçeneği olmalı. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? İrade ümitten kuvvetlidir. İradesi zayıf olan ümitle başarıya ulaşamaz. Cümleleri sıralı cümlelerdir ve bitip tamamlandığı için artık sonuna nokta getirebiliriz. İlk cümlede irade özne olduğundan virgülle ayırırız. İkinci cümlede iradesi zayıf olan kısmı yine özne olduğundan virgülle ayırırız. İçerisinde virgül bulunan sıralı cümleler olduğu için de artık sıralı cümleleri noktalı virgülle ayırmamız gerekir. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 nokta yanlış kullanılmıştır? A seçeneğinde kitaplığımda her türlü kitap var. Roman, deneme, şiir, öykü dediğimizde her türlü kitap var dedikten sonra örnekleme yapmış örneklemelerinin sonuna üç nokta getiririz. Belgelerin bir kısmını nokta nokta ve kardeşi herkese göstermiş cümlesinde ise söylenmek istenmeyen kelimelerin yerine de yine 3 nokta getirebiliriz doğrudur. Yanımızda bir sürü önümüzde uçsuz bucaksız bir ova dediğimizde tamamlanmamış bir cümledir. Bu nedenle yine üç nokta getiririz. Sınavı kazanmanın tek yöntemi var. Düzenli çalışmak derkense burada bir örnekleme değil açıklama yapmış. Bir tane yöntemi varmış, düzenli çalışmak. O nedenle bunu da açıkladığımıza göre artık 3 nokta değil, nokta kullanmalıyız. Doğru cevabımız geldi. Yine de E'ye bakalım. Hey sınav öğrencisi. Canlan be derken biz hey'den sonra ünlem getirmeyip devam eden cümleden sonra ünlem getirebiliriz. Aynı zamanda burada anlamı pekiştirmek için üç nokta kullanabiliriz. Doğrudur. Ünlem ve üç noktayı birlikte kullanırken de ünlemden sonra üç nokta değil İki nokta getirerek tamamlarız. Bu da doğru bir kullanımdır. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıda Elif Duru ile babası arasındaki diyalogta numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Baba, bugün okuldan beni alır mısın? bir soru cümlesi olduğundan soru işareti getirmemiz doğru olacaktır. Babasının herhangi bir cevabı yoksa burada yine 3 nokta kullanabiliriz. Ya baba dedikten sonra bir duygumuzu anlattığımız için ünlem getirebiliriz. Kızım işten erken çıkar mıyım? Çıkmaz mıyım? Bilmiyorum derken burada artık bir soru sormadığından soru işareti getiremeyiz. O nedenle doğru cevabımız geldi. Peki elbette gibi onaylama ya da reddetme sözcüklerinden sonra yine virgül kullanabiliriz. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği demeliyiz. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Büyük adamın tek tasası vardır, mümkün olduğu kadar insan olmak diye devam eden yerde. Tek tasası dediği için bir açıklama cümlesi olacak bu. O nedenle burada iki nokta getiririz. Ardından bunu açıkladığı ve bitirdiği için diğerine nokta getirmemiz gerekir. Daha doğrusu sıradan insan olmak şeklinde cümleyi bitirdiğimizden yine buraya nokta getirmemiz gerekir. Burada üç nokta getiremeyiz. Çünkü olmaktır şeklinde biter bu cümle. Sadece benim buradaki ek eylemim düşmüştür. Ancak cümle tamamlanmamış diyemeyiz bu tip durumlarda. Shakespeare, Goethe, Molière, Balzac ve Tolstoy gibi alelade olmak. Asıl şaşılacak şey de en büyük kişiliğin böyle elde edilmesidir dediğimizde cümlemiz bittiği için yine nokta getiririz. Kendisini düşünerek insanlıktan kaçan kimse özel, tuhaf, eksik olmaktan ileri gidemez cümlesindeyse özel tuhaf eksik sözcüklerinin arasında virgül olduğundan artık şu kısım benim öznem olduğu için buraya bir ayrıma daha gitmek gerekecektir. O nedenle noktalı virgül getirmemiz gerekir. Doğru cevabımız kesinlikle C seçeneği olacak. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Tüm eserleriniz arasında Edebi olanlar hangileridir ifadesine şöyle karşılık vermişti Ahmet Mithat diye devam eden kısımda. Öncelikle soruyu elbette tırnak işareti içerisine alıp bunun bir soru olduğunu belirtmek için de yine soru işaretimizi koyuyoruz. Ardından ifade tamamlanıp bittiği için tırnağı kapatmamız gerekir. Şöyle karşılık vermişti Ahmet Mithat dediği için şimdi karşılığı açıklayacağından buraya artık iki nokta getirmeliyiz. Ben edebi sayılabilecek hiçbir eser yazmadım diye devam eden kısımda Ahmet Mithat'ın sözü olduğundan yine tırnak işareti gelmeli. Çünkü benim eserlerimin çoğunu yazdığım sıralarda memlekette edebiyattan anlamayanlar nüfuzumuzun abartısız %90'ını teşkil ediyordu şeklinde bittiği için buraya nokta getiririz ve elbette burada başka bir ögeyi belirttiği için virgül getirmemiz gerekir. Tamamlandığı için Ahmet Mithat'ın sözleri yine tırnak işaretini kapatırız. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde noktalama yanlışlığı vardır? Akla ilme dayanıp sezgiyle irfanı inkar etmek ne kadar yanlışsa, sezgiye sığınıp aklı ve ilmi küçümsemek de o kadar yanlış ve hatalıdır cümlesinde, akla ilme sözcükleri eş görevli sözcükler olduğundan Araya virgül getirmeliyiz buradaki doğrudur. Ancak yanlışsa kısmına kadar tek bir yargı bildirdiğinden ve birden fazla zarf fiil olmadığından burada zarf fiil kullanamam. Aynı durum yine devamında sezgiye sığınıp aklı ve ilmi küçümsemek diye devam eden kısımda da tek bir yargı olduğundan aynı zamanda da tek bir zarf fiil olduğundan yine burada ben virgül kullanamam. Eğer tek bir yargı içeren kısımda bir tane zarf fiil varsa biz zarf fiilden sonra virgül kullanmıyoruz. Böylelikle 2 ve 3 ile aslında cevabı bulduk ama diğerine de bakalım. Akıl irfanla doyumlu, irfan ilimle güçlüdür. Aslında buradaki sıralı cümleler ancak her iki cümlenin de içerisinde özneyi belirtmek için virgül kullanıldığından bu ikisinde artık sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgül getirmeliyiz. Burada da bir yazım yanlışı olmadığından Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Önemsemediğimiz insanlar arasında ödüllendirilmeye, sevgiye ve saygıya değer veren insanlar vardır kısmında araya virgül getirmeliyiz birincide. Çünkü ödüllendirilmeye, sevgiye, saygıya eş görevli sözcükler. Ardından Cümle aslında bitmiş gibi görünse de peşi sıra gelen sözcükte büyük harfle başlamadığından sıralı bir cümle olacaktır. O nedenle buraya artık noktalı virgül getiririz. Çünkü birde virgül kullandık. Gösterişten uzak kısmında menfaat için kimseye eğilmeyen diye devam ettiği için yine eş görevli sözcükler ve virgül kullanırız. Menfaat için kimseye eğilmeyen, sıcak, samimi, dost insanlar, ünsüz kahramanlar diye devam ettiğinde de Yine hep eş görevli sözcükler olduğundan buralarda da virgül kullanırız. Farklı olan iki olduğundan doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? İnsanların beyninde sızı, kalbinde bunalım, ruhunda hasret ve ıstırap bitip tamamlanmış bir cümle olmadığından 3 nokta getirmeliyiz. Yine eş görevli sözcükleri sıraladığı için buralarda virgül gelmeli. Arıyor ne aradığını, kimi aradığını bilmeden arıyorsa sıralı bir cümle. Ancak ikinci cümlede yine eş görevli sözcükleri sıraladığından virgül gelir. Artık cümleleri birbirinden ayırmak istediğimiz için buradan noktalı virgül kullanmalıyız. Geçici zevkler peşine takıldığı izler doyurmuyor insanı cümlesi ise tamamlanıp bitmiş bir cümle. O yüzden nokta gelmeli. Ruh aç, gönül susuz, insan huzursuz cümlesi ise tamamlanıp bitmiş bir cümle değil. O nedenle yine 3 nokta gelmeli. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır? Sabrı az olanın sızlanması çok olur derim her zaman cümlesinde artık sızlanması çok olur kısmıyla bitirdiğim için de denilen cümleyi tırnak işaretini burada kullanmam gerekirdi. O nedenle doğru cevap geldi ancak diğerlerine bakalım. Genç adam öğretmenine duygularını şu cümlelerle ifade etti. Bana kattığınız her şey için teşekkür ederim. Yine birinin sözünü aldığı için burada doğrudur kullanımı tırnak işaretinin. Hemen her eserinde aşk temasına değinmiştir dediğimizde ise özellikle belirtmek istediğim bir kısım olduğunda yine tırnak işareti kullanabilirim. Bugünden itibaren daha sıkı çalışacağım diye tekrarladı. şıkkındaysa yine birinin sözünü aldığı için tırnak işareti içerisinde vermeliyim. Doğrudur. Sahnedeki oyunculardan biri seyirciye dönerek lütfen telefonunuzla evinizde oynayın diye çıkıştı cümlesindeyse, yine birinin sözünü tırnak işareti içerisinde almış. Doğru kullanımdır. Doğru cevabımızsa A seçeneği olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Yarınlara bel bağlama, umudunu getirmeyebilir cümlesinde. Cümlem tamamlandığı için nokta getiririm. Şu kısımdaysa özneyi belirtmek için kullanıldığından virgül gelmeli. Anılara çok da sığınmaysa tamamlanmış, bitmiş bir cümle olduğundan yine nokta gelmeli. Hayatı olduğu gibi kabullenmeye alıştır kendini kısmıysa yine tamamlanmış, bitmiş yüklemi bulunan bir cümle olduğundan nokta getirilmeli. O nedenle doğru cevabım kesinlikle A seçeneği olacaktır.